En çok izlenen Avrupa merkezli Türkçe haber bülteni Camia'da gündemden herkese merhaba. Bugün 16 Mayıs 2023, ben Ferhan Köseoğlu. Günün öne çıkan gelişmeleriyle karşınızdayız. Her zaman olduğu gibi haber başlıklarını kısaca sizinle paylaşmak istiyorum. Türkiye malum 14 Mayıs'ta seçimleri geride bıraktı. Cumhurbaşkanlığı seçimleri ikinci tura kaldı. Yurt dışında yaşayan Türkler de yeniden sandığa gidecek. Oy verme süreci 20 Mayıs'ta başlıyor. Oy verme maratonu. Bu konuyla ilgili detayları birazdan sizinle paylaşacağız. Öte yandan Türk Hava Yolları'ndan daha önemli bir açıklama geldi. Eğer yurt dışı veya yurt içi biletiniz varsa ücretsiz bir şekilde tarih değiştirebileceksiniz. Bu seçim dönemine gelen bir tarihe önceden almışsanız. Bu konuyla ilgili de yine detayları aktaracağız. Tabii önemli bir gelişme Almanya'da toptan gıda fiyatları ile ilgili. Bu neden bizi ilgilendiriyor? Şunun için toptan gıda fiyatları gelecekteki fiyatları belirleyen bir unsur. Onda da güzel bir gelişme, güzel bir açıklama var. Ancak doğalgaz fiyatları ile ilgili bir de posta ücretleri ile ilgili de yeni zamlar var. Bu konuların detaylarını da sizinle paylaşacağız. Avrupa'nın Türkçe haber bülteni Camia'da günden başlıyor. Türkiye'de 14 Mayıs'ta düzenlenen Cumhurbaşkanlığı ve 28. dönem milletvekili genel seçimleri sonuçlandı. Yapılan seçimler sonrası Cumhurbaşkanlığı seçimleri 28 Mayıs'ta düzenlenecek ikinci tura kaldı. İkinci turda yurt dışında yaşayan Türk vatandaşları için oy verme maratonuysa 20 Mayıs'ta başlıyor. En çok Türk seçmenin bulunduğu Almanya'daki 13 konsolosluk bölgesinde kurulan sandıklarda saat 8 ile 23 arasında vatandaşlar oy verebilecek. Öte yandan İslam Toplum Milli Görüş Genel Başkanı Kemal Ergün'den ilk tur seçimleri öncesi olduğu gibi ikinci turda da seçimlere katılım çağrısı geldi. Türkiye'deki Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turu için Türkiye dışında yaşayan seçmenler 20 Mayıs 2023 tarihinde oy vermeye başlayacak. Oy verme işlemleri pek çok ülkede 24 Mayıs 2023 tarihine kadar devam edecek. Oy verme işlemleri bazı ülkelerde ise 21, bazılarında ise 22 Mayıs 2023 tarihinde sona erecek. Yurt dışı seçmenler yine 73 ülkedeki Türkiye temsilcilikleriyle, temsilciliklere bağlı olarak kurulacak olan 156 sandıkla gümrük kapılarında oy kullanacak. Gümrük kapılarındaki oy verme işlemleri seçim günü olan 28 Mayıs'ta saat 17'ye kadar devam edecek. En çok Türk seçmenin bulunduğu Almanya'daki 13 konsolosluk bölgesinde kurulan sandıklarda saat 8 ile 23 arasında oy verilecek. Ayrıca ilk turda oyunu konsolosluklarda kullanıp Türkiye'ye gidenler de İsterlerse ikinci turda oylarını gümrük kapılarına giderek kullanabilecek. İslam Toplumu Milli Görüş Genel Başkanı Kemal Ergün de 14 Mayıs'ta düzenlenen Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili genel seçimlerinde olduğu gibi 28 Mayıs'ta düzenlenecek Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turunda da vatandaşlara seçimlere katılım çağrısı yaptı. Ergün yaptığı açıklamada seçimlere iştirakin bir vatandaşlık görevi olduğuna dikkat çekti. İslam Toplumu Milli Görüş Genel Başkanı Avrupa ve dünyanın her noktasında olduğu gibi demokrasiyle yönetilen tüm ülkelerde seçme hakkının kullanılmasını ülke barışının tesisi için elzem görüyoruz ifadelerini kullandı. İmzanız gerekiyor. Türk Hava Yolları 28 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçimleri kapsamında yolcularına ücretsiz rezervasyon tarihi değişikliği, iptal veya iade hakları tanındığını duyurdu. Türk Hava Yolları 28 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçimleri kapsamında yolcularına rezervasyon tarihi değişikliği, iptal veya iade hakları tanıdığını duyurdu. Türk Hava Yolları'nın sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada 28 Mayıs tarihini içeren seyahatler için Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı yolcularına bilet işlemlerinde kullanabilmek üzere ilave haklar tanımlandığı belirtildi.
15 Mayıs ve öncesinde düzenlenmiş biletler için ücretsiz rezervasyon tarihi değişikliği, iptal veya iade yapılabileceği aktarılan açıklamada, 14 Mayıs 2023, 11 Haziran 2023 arasındaki Türkiye varışlı veya Türkiye çıkışlı seferlere kayıtlı seyahati olup oy kullanmak için seyahat planını değiştirmek isteyen Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan yolcularımız, yeni seyahat tarihleri en geç 31 Mart 2024 tarihine kadar olan seferlere yapılan rezervasyon değişiklikleri aynı güzergah bölgesinde olmak koşuluyla ücretsiz yapılacaktır ifadeleri kullanıldı. Hiç kullanılmamış biletlerin kesintisiz iade yapılacağına dikkati çekilen açıklamada, kısmi olarak kullanılmış, seyahatin tamamlanmamış olduğu biletlerde, biletin kullanılmayan uçuşlarına ait iade işlemi ücretsiz yapılacaktır. Herhangi bir ücret farkı veya ceza alınmaksızın biletin geçerliliği 31 Mart 2024 tarihine kadar uzatılabilecektir bilgileri verildi. Açıklamada biletlerinde değişiklik yapmak isteyenlerin Türkiye Hava Yolları satış ofislerinden, çağrı merkezlerinden ya da internet sitesinden işlemlerini gerçekleştirebileceği kaydedildi. Almanya'da yüksek enflasyon sonrası gıda fiyatları rekor kırarken 2 yıl sonra vatandaşın yüzünü güldüren bir haber geldi. Almanya Federal İstatistik Ofisi verilerine göre Almanya'da toptan ticaretteki fiyatlar Nisan ayında yıllık bazda 28 ayın ilk düşüşünü kaydetti. Bu da önümüzdeki dönemde marketlerdeki fiyatlara yansıyacak. Almanya Federal İstatistik Ofisi verilerine göre Almanya'da toptan ticaretteki fiyatlar Nisan ayında yıllık bazda 28 ayın ilk düşüşünü kaydetti. Destatis verilerine göre ülkede toptan eşya fiyat endeksi Nisan ayında geçen yılın aynı dönemine kıyasla %0,5 gerileyerek Aralık 2020'den bu yana ilk yıllık düşüşü gösterdi. Destatis açıklamasında toptan ticaretteki fiyatlarda Nisan'daki düşüş, Aralık 2020'de yıllık bazda %1,2 azalıştan bu yana ilk düşüş oldu denildi. Fiyatlardaki düşüşte petrol ürünlerinin fiyatlarının gerilemesi etkili oldu. Nisan'da yıllık bazda petrol ürünleri %15,7 ve katı yakıtlar %31,5 düşüş kaydetti. Nisan'da patates fiyatlarındaki artışın yıllık bazda %22 olması dikkati çekti. Bu arada toptan satış üretici ve son tüketici arasındaki bağlantı noktası olduğundan bu gelişme gelecekteki enflasyon eğilimleri için gösterge niteliği taşıyor. Preisindeks langfristig an, spricht man auch von Inflation. Öte yandan Almanya'da Mart'ta %7,4 olan yıllık enflasyon, enerji fiyatlarındaki düşüşün etkisiyle Nisan ayında beklentilere yakın olarak %7,2'ye geriledi. Uzmanların çoğu Avrupa'nın en büyük ekonomisine sahip Almanya'da artık enflasyonun zirve yaptığını belirtirken, enflasyonun gıda fiyatlarıyla şimdilik yüksek kalmasının beklendiğini ve tüketicilerin satın alma gücünü düşürmeye devam edeceğini vurguladı. Almanya'da doğalgaz faturaları artıyor. Almanya'da doğalgaz piyasası operatörü doğalgaz depolama vergisinin Temmuz ayından itibaren 2 kattan fazla artacağını bildirdi. Bu açıklama hane başına yıllık 30 euroluk yeni bir vergi yükünün vatandaşın üstüne gelmesi anlamına geliyor. Almanya'da doğalgaz piyasası operatörü TradingCube Europe açıklamasına göre Temmuz ayından itibaren depolama vergisinin megawatt saat fiyatı 0,59 eurodan 1,45 euroya yükseltilecek. Vergideki artış nedeniyle hane halkının yılda ortalama 30 euro daha fazla gaz faturası ödeyeceği tahmin ediliyor. Söz konusu ek vergi, Rusya'dan gaz arzının azalmasıyla geçen yıl Ağustos'ta getirilmişti. Almanya'da doğalgaz depolama tesislerinde doluluk oranı 13 Mayıs itibariyle yaklaşık %70 seviyesinde bulunuyor. Öte yandan Avrupa'da gaz fiyatları düşük seyreden talep ve gaz depolarındaki yüksek doluluk değerlerine bağlı olarak Aralık 2021'den bu yana en düşük seviyeyi gördü. Hollanda merkezli sanal doğalgaz ticaret noktası TTF'te doğalgaz fiyatları Cuma günü megawatt saat başına 32,7 euroya kadar geriledi.
Avrupa'da Aralık 2021'de megawatt saat başına 30 euronun üzerine çıkan fiyatlar jeopolitik gerilimin etkisiyle yükselmeye devam ederek savaşın başladığı 24 Şubat 2022'de 61,6 euro seviyesine yükselmişti. Savaş sebebiyle artmaya devam eden fiyatlar Ağustos 2022'de megawatt saat başına 300 euroyu aşarak tarihteki en yüksek seviyesine ulaşmıştı. Almanya'da posta mektup gönderme ücretlerine %4,6 oranında zam yapılacak. Posta İdaresi'nden yapılan açıklamada 2025 yılında yapılması gereken zarf gönderi ücretlerinin bir yıl önceye çekildiği duyuruldu. Almanya'da posta mektup gönderme ücretleri zamlanıyor. Posta İdaresi 2025 yılında yapması gereken zarf gönderi ücretlerini bir yıl önceye çekme kararı aldı. Almanya Posta İdaresi Deutsche Post, ülkedeki enflasyon ve enerji fiyatlarının yüksekliğini gerekçe göstererek mektup gönderilerine zam yapacağını açıkladı. Zam miktarının %4,6 seviyesinde olacağı bildirilirken, zamların planlanan vaktinden bir yıl önce çekildiği de bildirildi. Açıklamaya göre mektup gönderilerine yapılacak zam planlanandan önceye çekildi. Normalde her 3 yılda bir yenilenen mektup gönderi ücretlerinin artırılması 1 yıl önceye çekildi. En son zam 2022 yılında yapılmıştı. Sendikalarla yapılan görüşmelerde posta çalışanlarının maaşlarına da zam yapılacağına dikkat çekilen zam gerekçesinde gönderi ücretlerine artış yapmadan 1 yıl daha beklemenin mümkün olmadığı ifade edildi. Evet, bu haberle bugünkü bültenimizin sonuna geldik. Yarın aynı saatte görüşmek üzere. Allah'a emanet olun, sağlıcakla kalın.